1855 yılının Şubat ayında İngiltere Güney Devon'da tuhaf ikizleri keşfedildi. İzler karda düz ve tek bir hat halindeydi. Hiç kimse onun kime ait olduğunu ve onların neyin meydana getirdiğini söyleyemedi. Ama bazılarına göre o ayak izleri şeytanın ayak izlerinden başka bir şey değildi. Bilim insanları bu görüşe katılmadı. Dolayısıyla ortaya şu soru çıktı. Bunlar kimin ayak izleri? 1855 kışı çok şiddetliydi. İngiltere olağanüstü bir soğuk hava dalgasının etkisi altındaydı. Thames Nehri Kingston'da donmuştu ve Batı İngiltere'nin uzak köyleriyle bağlantısı kar fırtınaları yüzünden kesilmişti. İnsanlar soğuk koşullar yüzünden işe gidememiş, birçok yolcu dondurucu soğukta telef olmuştu. Köylüler korkmuştu. Batıl inançların etkisiyle izlerin şeytanın kendisi tarafından bırakıldığını düşündüler. Köylülerin bazı yerlerde ayak izlerinin damlar üzerinde bulunduğunu görmeleriyle korkuları daha da derinleşti. Bu izler Güney Devon sahilinde 40 mil boyunca devam ediyordu. Bir köyde izler bir barakanın kapısında bitiyordu ve barakanın arkasında 15 santimlik bir delikten çıkarak devam ediyordu. Sonra izler bir ot yığının üzerine çıkıyor, kayboluyor ve diğer tarafta tekrar başlıyordu. Ani ortaya çıkış ve kayboluşlarına rağmen izler her zaman düz bir hatta ilerliyordu. Bu haber çok garip ve kaçınılmazdı. Haberciler ve hevesli bilim insanları sahneye çıktılar ve kişisel yorumlarında bulundular. Bir Devon papazı ve doğa bilimcisi ayak izlerinin arkasında doğaüstü bir güç olduğunu yalanladı. Hatlar daima 21 ila 25 santim olarak ölçüldüğü için bunun sadece tek bir yaratığın işi olduğu çok açıktı. Fakat papazın cevaplayamadığı, alacakaranlıktan seher vaktine dek tahminen 120 kilometre yürüyen, damlara tırmanan ve ot yığınlarının içinden geçen hayvanın hangisi olduğu sorusuydu. Fakat ünlü doğa bilimcisi Sir Richard Owen izleri inceledi ve bir porsuk tarafından bırakıldığı fikrini yürüttü. Porsuk, susamuru ve gelincik ailesinden geceye ait kazıcı bir hayvandı ve çok güçlü, yorulmak bilmez bir yaratıktı. Ama çok az sayıda doğa bilimci bu teoriyi kabul etti. Bazı doğa bilimcileri bunun mutlaka mahalli bir oyunbazın işi olduğunu söylediler. Ama bu açıklama bile gözlemcileri tatmin etmedi. Gözlemciler onun nasıl duvarların üstünden atladığını ve damların tepesinde tırmandığını ve tek bir gecede 120 kilometre yolu nasıl aldığını sorguladılar. Bazı dikkatli gözlemciler bunun kardaki ayak izlerinin tek örneği olmadığını belirtmekte heveslilerdi. The Western Times gazetesine göre Devon'dakinden 5 yıl önce benzer bir olay meydana gelmişti. Gazetenin bu açıklamasından esinlenen pek çok gözlemci 1840'da Antarktika'da bir keşif gezisindeyken Kaptan James Clark Ross'un Kerguelen Adası'nda tanımlanmayan izler gördüğünü bildirdiler. 1945'te bilim kurgu yazarı Eric Frank Russell müttefik kara ordusunda hizmet verirken karda benzer izler gördüğünü bildirdi. Daha sonra Russell yerel halkın bu konu hakkında konuşmaktan korktuğunu yazdı.